Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda %1'lik dilime giren öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Şahin, kentteki bir restoranda düzenlenen programdaki konuşmasında bölge çocuklarının şartları gözetmeksizin çok çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Salgın, deprem gibi birçok olumsuzlukların yaşandığı dönemlerden geçildiğine dikkati çeken Şahin, salgın sürecinin ardından toplanırken eğitimle ilgili hedeflerimize ilerlerken büyük depremle karşılaşıldı. O enkazdan çocuklarımız başarı sağladı, dedi. Şahin, Türkiye'nin 22 yıldır eğitime önem verdiğini ve eğitimin yaşamın temeli olduğunu dile getirdi. Biz herhangi bir şehir değiliz. Siz de herhangi bir çocuk değilsiniz. Gazi'nin çocukları, Ejda'nın çocukları bugün sanayi şehriyiz diyoruz. Çok övünüyoruz. Yeni sanayi şehirleri kurmaya çalışıyoruz. Ama bir mühendis olarak bakıyorum ben. Bir mühendis olarak baktığım zaman bu çalışıyoruz. Neyi besliyoruz? Belçika'nın, Almanya'nın, İskandinav ülkelerinin makine sanayini besliyoruz. O yüzden bizim montaj sanayisinden çıkıp yüksek teknolojiye kendi makinesini kuran mühendislere ihtiyacımız var. Yani size ihtiyacımız var. Yani gelecek sizin elinizde. Yani eğitim şey olacağız. Olacak mıyız? Vallahi olacağız. Bu salonları çoğaltacağız. Bu şehrin çocuklarının herkesi yeni hedeflere, %1 dilimlerine hedefleyeceğiz. Ama onun için siz rol modelsiniz. Siz başarmak zorundasınız. Buradaki herkesi de birer bisiklet veriyoruz. Herkese de hemen listeyi bize veriyorsunuz. Oya başkanım onu takip ediyor, müdürüm listeyi veriyor. Bu size huzura, mutluluğa götürsün. Ayrıca bu hafta İstanbul'a gittiğimizde 100 puan alan öğrenci, tam puan alan öğrenciler İstanbul'u yazanlara dedi ki başkanın pansiyon sorunu var, o var, o var, korkmayın dedik. Beraber gideceğiz, sizi Davut Vali'ye teslim edeceğiz. Burada olan çocuklar da bize emanet. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise afet ve olumsuz süreçlere rağmen başarı sağlayan öğrencileri tebrik ederek aile ve öğretmenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gaziantep eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor 5 dalda öne çıktı bu son dönemde. Eğitim, bilim özellikle son 4 yılda grafiği yükselen bir başarı söz konusu. Bilimde Teknofest'te öncü şehirler arasında 2020 yılında en çok proje yazan ve en çok başarı kazanan şehir. 2021-22 ve 2023 yılında da her zaman ilk dördün içerisinde olan bir şehir. Sizler bilin çocukları, bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra da böyle olacak. 10 tane deney atölyemiz var, bilim atölyelerimiz var. İlk defa ilkokul düzeyinde Türkiye'de ilk defa keşif kampüsü veya çocuk üniversitesi dediğimiz bir kurumumuz var. 256 bilim çocuğunu yetiştiriyoruz burada. Başarı tesadüf değil. Gaziantep tek yürek, tek ses eğitim anlamında bugün eğitim şehri Gaziantep diyorsa bu salonu dolduran liderleri, enleri yetiştiriyorsa bunun tesadüf olmadığını, Gaziantep'te çok güçlü bir yönetim olduğunu ve eğitimle birlikte olduğunu buradan ilan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun.